Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri yaratan, yaşatan ve yöneten Rabbimize hamdolsun. Efendim, mübarek Ramazan-ı Şerif'in geldiği, çattığı 20. gününe hep birlikte mağfiret iklimini inşallah dolu dizgin, dolu dolu geçirmiş olmayı ümit ederek tamamladık. Ve şimdi de cehennem azabından kurtuluş günlerindeyiz. Ve şimdi de itikaf günlerindeyiz. Ve şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hazine olarak gördüğü son 10 gündeyiz. Ve şimdi de en mühimi, 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni arayacağımız o mübarek günlerdeyiz. O güzel günlerdeyiz. Rabbim hakkıyla istifade eden her geleni Hızır, her geceyi de Kadir bilen kullarından eylesin inşallah. Bugün yine çok kıymetli konuklarımız var. İftara Vuslat'ta Vuslat Derneği ve Akit TV işbirliğiyle dolu dizgin bir program sizleri bekliyor efendim. Yine her gün olduğu gibi bugün de hediyelerimiz olacak. Çok kıymetli efendim hediyeleri sizlere ulaştırmış olacağız. Her zaman olduğu gibi elbette sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim tilavetiyle de bugün bu güzel programımıza başlıyoruz. Tilavetlerini takdim etmek üzere Hafız Şükrü Hisar hocamıza ben sözü takdim ediyorum. Söz sözlerin en güzeli Kur'an-ı Azimuşşan'da o konuşuyor. Bizler de yüreğimizde ve kulaklarımızda kavlimizde ona eşlik ediyoruz inşallah. Buyursunlar hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في
التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كزرع أخرج شطأه فآدره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. الفاتحة. Efendim Ramazan-ı Şerif adeta yüreğimize şöyle o çok özlediğimiz, o bir arada olmak için can attığımız 2 yıllık aranın ardından değil mi? Pandemi günlerinde evlerimize, hanelerimize misafir ağırlayamadık, anne babalarımıza gidemedik, en yakınlarımıza yakın olamadık. Böyle zorlu, imtihan dolu bir iklimin ardından Rabbimiz bizi sıcak bir Ramazan'la birbirimize yakın olduğumuz, can cana olduğumuz, ru beru dedikleri büyüklerin o göz göze olduğumuz bir Ramazan-ı Şerif'le Rabbim bizi mükafatlandırdı. O yüzden bunun şükrünü eda etmek için rahmet iklimini dolu dolu geçirdik. Mağfiret ikliminde bolca tövbe istiğfar ettik ki bugünlerde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah kullarına der ki yok mu tövbe eden tövbesini kabul edeyim. Yok mu bir dileği olan dileğine icabet edeyim. İşte böyle güzel günlerin ardından inşallah yükü hafiflemiş, o hantallığını atmış, cehennem azabından kurtulmuş, azat olunmuş bir şekilde bayrama ulaşacağız inşallah. Bayramımız Ramazan bayramı, bir diğer ismi de fıtır bayramıdır. Fıtır kişinin kendi şükrünü eda edip sağlık sıhhatiyle bir Ramazan'a daha kavuşmasının da bir nevi diğer bir izahıdır, diğer bir açıklamasıdır. İşte bu Ramazan-ı Şerif'i böyle güzel, sağlık sıhhatle geçirebilmek Allah'ın çok büyük bir lütfudur. Ne kadar şükretsek azdır. O yüzden bayramı inşallah bu sağlık sıhhatle 30 günü dolu dolu Ramazan-ı Şerif'ini tutmuş, zekatını vermiş, fitresini, fidyesini vermiş, mazlumları, yetimleri, muhtaçları sevindirmiş bir şekilde kavuşmuş olmayı ümit ediyoruz. Evet, günün sorusunu sizlerle paylaşmış olalım. Her gün malumunuz bir soru soruyor. Doğru cevaplandıranlara güzel hediyeler ikram ediyoruz. Bugünkü sorumuzda diyeceğiz ki efendim sizlere bir işi başarmak için elinden gelen çaba ve gayreti gösterdikten sonra kişinin Allah'a dayanıp güvenmesine ne denir? Malumunuz olayları, kavramları, tarihi meseleleri ve önemli şahsiyetleri soruyoruz sizlere. Kur'an'dan, kimi zaman sünnetten, kimi zaman da İslam tarihinden ve kıymetli meseleleri gündeme getiriyoruz. Çok ehemmiyeti var. Hele bugünlerde bu kavramın çok daha büyük önemi var. Cevaplarınızı bekliyoruz. İftar Ustad etiketiyle sosyal medya hesaplarınızdan ya da hemen alt kısmında, ekranlarınızın alt kısmında yönetmenimin sizlerle paylaştığı İftar Ustad WhatsApp numaramıza gönderebilirsiniz efendim. Ne hediye edeceğiz? Gelenek bozulmadı. Bu senede Ravza Kitap'tan 5'i İmam Gazali'nin, 5'i Abdülkadir Geylani'nin 10 ayrı eserden oluşan bu güzel setimizi 3 izleyicimize hediye edeceğiz inşallah. Ve yine şöyle Ravza Kitap'tan çocuklarımız için 64 parça Ramazan etkinlik seti, çocuklardan
kazananlara gönderdik. Çok güzel fotoğraflar geldi. Minik seccadeler var içerisinde. Balonlarla süslenecek güzel aktiviteler yapılacak. Çok güzel şeyler var. İşte ışıldaklar var. Ramazan-ı Şerif hoş geldi. Kartpostalları var. Boyama kitapları var. Kalemler var da var. 64 parça. Bugün bir miniğimize hediye edeceğiz inşallah. Ve son olarak geçtiğimiz yıllardan beri devam ettirdiğimiz Bestah Lazer'den bu güzel cami maketimizi hediye edeceğiz ki çok güzel bir mana ihtiva ediyor. 30 çekmecesi var. 30 Ramazan gününü temsil ediyor. Her bir güne bir ayet, bir hadis yerleştiriyoruz. 30 ayet, 30 hadise ezberlemiş olarak yavrularımız inşallah Ramazan'a kavuşacak. Evin en güzel köşesinde de böyle güzel bir benim Ramazan'ım yazan cami maketimiz hatıra olarak, hediye olarak hediye etmiş olacağız inşallah. Şimdi çok kıymetli konuklarım var. Ben kendilerine dönmek istiyorum. Bana göre ruberu dedik, yakınlaşmadan bahsettik. Bana en yakın olan şu anda çok muhterem hocam, Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Recep Uzun hocam. Hocam hoş geldiniz. Sağ olasın, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Hamdü sena olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun sizlere. Amin. Tüm izleyicilere hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim bu Ramazan'ı şöyle dolu dizgin geçirip inşallah bir sonraki Ramazan'a da hazırım ya Rabbi diyen kullarından eylesin bizi. Son dakikada olsa bu fırsatları kaçırmayalım. Son gün, son dakika, son saniyeler. Kampanya değil mi? Kampanya anlar. Evet, son saniye. Hemen yanınızdan devam edelim. Çok kıymetli ilahi ezgi sanatçısı Şahabettin Tokdemir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abiyim? Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Bizler deyiz çok şükür. Sizler bugün siyaha büründünüz ama yüreğinizdeki nurunuz ateş ediyor. Maşallah. Eyvallah. Nurun ala nur olacak. İnşallah bugün ilahileriniz de ezgileriniz de bize çok kıymetli bu güzel programa renk katacaksınız. Ve bir diğer konumuz çok kıymetli ağabeyim, kıymetli dostumuz Murat Belet. Hoş geldin abi. Eyvallah. Şeref verdin. Çok teşekkür ederim. Nasılsın İkisi, abi? Şükürler olsun. Elhamdülillah. İyiyiz. Ramazan'ın güzellikleriyle daha iyiyiz. Çok sağ ol. Rabbim daim etsin inşallah. İllere gittin, birçok yerde programlarda bulundun. Ve İstanbul'a şöyle bir soluklanmak için geldiğinde biz de hemen seni alalım dedik. İyi oldu, istifade. İyi tavuk oldu, güzel de oldu inşallah Hamed'im. Seni seviyoruz, programı seviyoruz, Aki TV'de seviyoruz. Ayağınıza yani, sağlık, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, çok eksik olmayın, bizleri kırmadınız. Kıymetli izleyiciler, tabii Ramazan-ı Şerif'in başından itibaren çok güzel işlere vesile olduk. Zaman zaman Afrika'da canlı bağlantılarla kardeşlerimize ulaştık, Asya'ya ulaştık. 4 kıta 20 ülkede kardeşliğimizi paylaştık. Şimdi ben çok kıymetli Recep Uzun hocama dönerek şu Ramazan-ı Şerif'i bir de Recep hocamın dilinden, onun bakışından ve cihetinden dinleyelim istiyoruz. Sizin gözünüzde Ramazan nedir hocam? Ramazan demek bir mümin için Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı ay demektir, gün demektir, gece demektir. Yani malumunuz. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'nin Hira Nur Dağı'nda Cebrail aleyhisselam ilk defa miladi 610 yılında Efendimiz 40 yaşlarındayken zaman zaman her yıl ömrünün o 40 yılının 30'undan sonra her yıl gittiği, Ramazan ayında özellikle inzivaya çekildiği, tefekküre başladığı Nur Dağı'nın Hira mağarasında. O mağarasında şimdiye kadar hiçbir kimsenin, çok nadir peygamberler haricinde hiç kimsenin görmediği bir varlık görüyor, bir ses işitiyor. O ses İkra diye başlıyor. İkra diye başlayan, bahar yağmurları gibi damla damla inmeye başlayan ayeti kerimeler, ayet ayet, sure sure 23 sene boyunca çöl gibi kurumuş, yağmursuzluktan kıtlık olmuş gönüllere inmeye başlıyor. Efendimizin rahmeti öyle. Rahmeten lil alemin olan Efendimiz'e ayetler, Allah'ın kelamı inmeye başlıyor. İndikçe iniyor, indikçe iniyor. Nasip olanlar, önce Hazreti Hatice, eşi, hayat arkadaşı, sonra hemen Hazreti Ebubekir, sonra diğeri, sonra 10, 20, 40, sonra 400, sonra 4 milyon, sonra milyonlar oluyorlar, milyarlar oluyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inan bu Kur'an-ı Kerim'den nasibini ve hissesini alıyorlar. Elhamdülillah bizler ve izleyicilerimiz de Hazreti Muhammed'e inen o ilahi vahiden, o ilahi ırmaktan nuş eden, siz bu tabirleri seviyorsunuz galiba. Eyvallah. O ilahi rahmetten içen mümin kullarından oluyoruz. Elhamdülillah. Dolayısıyla biz Ramazan ayında bu kısa zaman zarfında Kur'an'dan
Kur'an ayetlerinden ve Kur'an'ı hayatımızda nasıl yaşarız, nasıl yaşamalıyız bir nebze olsun. Onlardan bir iki kelam etmeye çalışacağız inşallah. İnşallah. Evet. Hocam tabii Ramazan-ı Şerif'le ilgili birçok mevzu, birçok bahsi konuştuk. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı da Ramazan ve doğruluk temasıyla çıktı. Diyanet İşleri Başkanımız da burada ağırladı. Kendisiyle bu konuyu böyle biraz uzunca konuşalım istedik ama Başkan Bey'i yakalamışken kıymetli hocamıza farklı sorular da soralım istedik. Çünkü bugün 90 bin caminin varlığından bahsediyoruz Türkiye'de. Ortalama 150 binin üzerinde din görevlisinden bahsediyoruz. Kur'an kursu öğreticilerini katarsak dev bir ordu. Evet. Bu insanlar şöyle bir her birisi 10 tane genci, Başkan Bey o şekilde söyledi. Ben her bir din görevlimize 10 kişiyi, 10 genci alıp yetiştirmelerini talimatını verdim dedi. 10 tane genci alıp şöyle sallasalar sanırım 5 yıl sonra her şey çok farklı olur. Böyle büyük bir ilim ordusunun seferberlik ilan etmesi gerekirken böyle bir zamanda gençlikle ilgili her geçen gün eksilere düşüyoruz. Sıkıntılarımız var. Bunun bir payesi, bir parçası olarak da doğruluk ve dürüstlük bugün Müslümanın herhalde en çok yitirdiği, yitirmekten de en fazla muzdarip olduğu husus olsa gerek. Bakın bugün çokça bunu yayında konuşuyoruz. Müslüman dara düştüğünde, sıkıntıya girdiğinde borç almak için hemen gider bir akrabasına müracaat ederdi. İşte ailesine, yakın dostlarına müracaat ederdi. Şimdi bunun adı minnet etmemek olmuş ve bankalara hususiyetle kullanılan kredilerin %75'i Türkiye'de faizli. Faizli kredilere insanlar müracaat eder olmuş. Burada doğruluk ve dürüstlük bağlarının koptuğunu müşahede ediyoruz. Diğer bir behisle, belki bir örnekle diyelim. Bugün anne baba çocuğunu yetiştirirken onun yanında söylediği, belki hani derler ya toz pembe yalan, yalanın tozu pembesi de olmaz ya. Evet. O ufak tefek yalanlarla çocukların zihninde meşrulaşan o hususlara karşı bugün bakıyoruz ki kardeşini aldatan, arkadaşına çok rahat yalan söyleyebilen, anne babasını bir şekilde kafaladım deyip bunu kar kabul eden bir nesil türedi. Doğruluk ve dürüstlük için bu Ramazan büyük bir fırsat değil mi hocam? Kur'an'ın indiği ilk ayetlerden sonra Efendimiz heyecanla hayat arkadaşı, dert ortağı Hatice validemizin yanına varıyor. Heyecanla ilk defa bir varlık görüyor. Gözünü kapatsa dahi gördüğü bir varlık. Varıyor Hatice validemize. Diyor ki bana bir şeyler oldu. Bir varlık gözüktü diyor. Beni cin mi çarptı diyor. Bana ne oluyor diyor. Hatice validemiz peygamberimizi nasıl teselli ediyor biliyor musunuz? Olmaz diyor. Sana cin çarp, sana cin ilişmez diyor. Sana şeytan ilişmez diyor. Sana görünen varlık diyor ayrı bir varlıktır. Çünkü sen diyor Efendimiz'e. Sen diyor. Kim diyor? Hayat arkadaşı. Bir insanı en çok hayat arkadaşı tanır. Karı kocayı, koca da karıyı tanır. Diğer insanlar tanır ama o kadar tanımaz. Tabii. Diyor ki sen diyor akrabanı ziyaret edersin diyor. İş bilmeyeni iş tarif edersin diyor. Yetimi kollarsın diyor. Sen diyor doğru sözlü birisisin diyor. Doğru, doğruluk. Doğru sözlü bir insan bir insana ne cin çarpar, ne şeytan çarpar. Çarpacak olsa dahi kendi çarpılır. Efendimiz diyor ki veyahut da bir söz en-necatü fis-sıdk. Bu söz de olur, kelam-ı kibar da olur. Hadis-i şerif diye de rivayet edilir. En-necatü fis-sıdk. Doğruluk, başarı doğruluktadır diyor. Doğru insan gider. Hı-hı. Yavaş gider. Öbürler hızlı gitse bile sakin sakin gider. Maksadına, maksuduna, hedefine ulaşır. Efendimizin lakabı da neydi? Muhammedül Emin'di. Düşmanları bile Efendimiz'e güveniyordu. Hatta Ebu Sufyan, hadi oradan başlayalım. Efendimiz İslam'ın son yıllarında, vefatından birkaç sene önce etraftaki hükümdarlara mektup gönderiyor. Onları da İslam'a çağırıyor. Ulaşamadığı insanlara. Şimdi biz mesaj falan diyoruz hani. Şimdi televizyonlarla, gazetelerle, basında o zaman Efendimiz mektupla etraftaki hükümdarlara o günün süper devlet olan Bizans hükümdarına da mektup gönderiyor. Bizans hükümdarı kendi Hristiyanlık inancı çerçevesinde hac yapmak için Kudüs'e gelmiş. Orada Efendimizin mektubunu alıyor. Diyor ki sorun bakayım diyor. Bu bana mektup gönderen, peygamber olduğunu iddia eden bu insanın diyor memleketinden, yöresinden birileri var mı?
Buluyorlar. Kimi buluyorlar? Birinci düşmanı, düşmanlarının lideri Ebu Süfyan orada ticaret vesilesiyle. Allah Allah. Daha Müslüman olmamış. Çağırttırıyor. Diyor ki böyle bir zat diyor bana mektup gönderdi. Anlatın bakayım diyor. Bu sizden ne istiyor diyor. Diyor ki bu zat bizden diyor putlara tapmayı terk etmemizi. Elimize yaptığımız putlara tapmayı terk etmemizi, namaz kılmamızı, doğru olmamızı ve sıdkı vel emane. Diyor ki o bize diyor ve sıdkı vel emane. Doğru olmamızı ve emin olmamızı, güvenilir insan olmamızı istiyor diyor. Kim diyor bunu? Efendimizin düşmanlarının lider olan Ebu Süfyan diyor. O zaman müşrik. O böyle böyle tarif ediyor. O bile böyle tarif ediyor. Bize diyor bu insan diyor emaneti, emin olmayı, güvenilir olmayı ve doğru sözlü olmayı istiyor diyor. Bizden isteği bu diyor. Bir de vel ifaf, bir de diyor, iffetli olmamızı istiyor diyor. İffetli, hayalı, edepli. Başkasının rızı benim rızım, başkasının namusu benim namusum gibi muhterem, saygı değer. Bunu istiyor. Bunlar insani değerdir. Bu insani değerleri kim itiraz edebilir? Aklı selim olan. Yani bir dakika çok olur mu? Yarım dakika düşen insan acaba? Yarım dakika düşenen insan, herhangi bir insan ne diyebilir? Fıtridir bunlar zaten. Evet, fıtri bir şey. İnsanın fıtratında evet, var olan ekmekten, bir şeydir. Ekmekten, sudan, baldan, kaymaktan her insana böyle her insanın meftun olduğu ruhi gıdalardır böyle. Evet, bizim maalesef doğrulukta ve güvenilir olmada erozyona uğramış bir ümmet olduk yani maalesef. İsterseniz söz buradan devam edecek. Söz mecrasını bulur. Bizim Türklerin Müslüman olması Talas Harbi ile oluyor. Abbasi döneminde 860'lı yıllarda Çinlilerle Müslümanlar savaş ediyor. O dönemde yine o Türklerle Çinlilerin de sıkıntısı var. Derken savaş esnasında Türkler bakıyor bu insanlar gelmiş. Arabistan çöllerinden gelmiş. Atlarının eğerleri yok. Kılıçları, kalkanları bile düzgün değil böyle. Yedikleri, içtikleri de yani şey değil. Kuru kuru adamlar, zayıf zayıf, ince ince adamlar. Gelmişler ne istiyorlar? Ne istiyorlar? Araştırıyorlar, soruyorlar. Bakıyorlar bu adamlar yiğit adam. Cesur adam. Cesur adam. Menfaat için orada değil. Ama mert de adamlar. Esirlerine yediklerinden yediriyorlar. Yediklerinden yediriyorlar. Esirlerinin kellesini almıyorlar yani. Başka milletler gibi. Hocam geçtiğimiz günlerde konuştuk. Tekrar da fayda görüyorum. Evet. Bedir Savaşı sonrasında, Bedir gazvesi sonrasında esirler var. Bu esirlere karşı o gece ayet-i kerime iniyor. Esirlere muamele ile alakalı. Fakat çok yoksul sahabe-i ikram efendilerimizden o geceyi aç geçirip esirlerin hukukuna riayet etmek için kendi elindeki taamı, ekmeği, yiyeceğini esirlere veren ve kendisi o geceyi aç geçirmesine rağmen esirlerin yemeğini paylaşan sahabe-i ikram efendilerimiz var. Evet. Yani bu nasıl bir şey ki kendisi açken esir ne demek? Savaşta sana karşı harp eden kişiye karşı onu engellemek, belki de harpte karşına çıksa elinde kılıçla öldüreceğin kişi demek. Evet. Akşamı oluyor, sen kendi elindeki taamını, ekmeğini ona veriyorsun, sen o geceyi aç geçiriyorsun. Bu nasıl bir din, bu nasıl bir inanç? Bu nasıl bir nezaket, bu nasıl ya, bir teslimiyet? Çünkü Kur'an öyle emrediyor. Ve yut'imûne't taame alâ miskin ve yetîmen ve miskine ve esîrâ diyor. Yetimi, fakiri ve esiri doyururlar diyor, esiri. Bakıyorlar ki bu adamlar hem mert, bu gelen Müslümanlar, hem cömert. Tamam, biz de merdiz diyor. Türk liderler diyor ki, oradaki Türk kabile reisleri, biz de mert insanlarız, biz de cömertiz. Diyorlar tamam, biz de Müslüman oluruz, olur gider diyorlar. Türklerin Müslümanlığı böyle. Oradan doğruluğa geçeceğim. Endonezya, Malezya, o coğrafyanın İslamlaşması bu savaşta falan değil. Orada tüccarlar ve vasıtasıyla oluyor. Şu anda Güney Amerika'da bile, Güney Afrika'da evet. Ticaretin geneli ve Güney Afrikalı kardeşlerimle konuşmuştum da ticaretin ve tıp geneli Müslümanların elinde. Malezya, Endonezya o taraftan gelen Müslümanların. Müslümanlar oraya gidiyor. Müslüman tüccarlar. Endonezya, Malezya,
o coğrafyada ticaret yapıyorlar ama dürüstçe yapıyorlar. Bir gün tüccarın birisi ayrılıyor mal getirmek için başka uzak yere gidiyor. Hı hı. Elemanla teslim ediyor dükkanı, mağazayı. Kumaş satan çok nefis kumaşlar satıyor. Hindistan'dan getiriyor. İşte hani Hint kumaşı deriz ya. Nereden getiriyorsa çok kıymetli mallar. Orada olmayan mallar. Oranın hükümdarını da oradan mal alıyor. Elemanı. Mal alıyor. Hükümdara. Evet. Sarayın ailesine yani saray ailesine. Eleman da onu yani 1 liraya satılacak bir altına satacak malı 10 altına satıyor. Yani o da veriyor. Memnuniyetle veriyor. Seve seve. Çünkü mal çok güzel, çok kıymetli. O civarda bulunmayan tam da yani hükümdara layık bir şey alıyor. Mal sahibi, dükkan sahibi geldiğinde eleman diyor ki işte bu kadar kar ettik diyor. Oo nasıl diyor bu çok yani. Beklentisinin çok üstünde. Evet diyor ki bir müşteri geldi diyor. Parası da boldu, bol da verdi. Pazarlık da yapmadı. Ben de fazla istedim. Hı-hı. O da fazla fazla verdi diyor. Olmaz diyor. Bu malımızın kıymeti buydu diyor. Bul diyor o. Sen biliyor musun? Tahmin edebiliyorum diyor. Saraylıymış diyor. Sarayın elemanıymış diyor yani. Hükümdarın. Şimdi. Efendim. Olsa da. Efendim. Bulduruyor. Bulduruyor. Sonra malı o fazla parayı iade ediyor. Çil çil altınları iade ettiriyor. Düşünebiliyor musun? Yani adam 30 altına sattıysa, 10 altınlık malı 30 altına sattıysa 20'sini, 20 altını çil çil altınları iade ettiriyor. Recep Hocam bunları biz dinlediğimizde böyle sanki güzel arkadan işte masal gibi, hikaye evet. gibi anlatılan hususlar gibi geliyor. Günümüz dünyası zihinlerimizin tabiri caizse beni affedin ırzına geçilmiş. Merhamet hislerimizin ve vicdani duygularımızın maalesef kodlarıyla oynanmış ve bugün kişi elinden gelen zulmeti karşı tarafa gerçekleştirdiğinde bunu kendine kar olarak kabul ediyor. Uyanıklık. Tabii. Yani öbürü de dürüst olan enayi gibi. O da öyle. Yani Allah bu muhafaza. Tabirleri dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz hoş görsün ama bizim günlük hayatta kullandığımız kelimeler. Sonra bu hükümdara ulaşıyor bu şey. Hı hı. Adamı çağırttırıyor. Gelin bakayım diyor. Siz kimsiniz? Sen kimsin? Yani bu yörenin insanı değilsin. Nesin? Diyor ki ben diyor işte falanca memleketten insanım. Hindistanlıyım veyahut da ben Müslümanım diyor. Niye böyle yaptın? Dinimiz böyle emrediyor diyor. Senin dinin nedir diyor. Anlatıyor. Tamam diyor. Çok güzel bir din. Ben de Müslüman olayım diyor. At sahibine göre kişilermiş. Tamam. Hükümdar... O güzellik Müslüman olmasına vesile oluyor. Tabii. O Müslüman oluyor. Oradan günümüze gelelim mi? Ben şimdiki İstanbul'un değişik çok ilçelerinde görev yaptım. Sonra da il müftüsü olarak emekli oldum. Doğu'da, Muş'ta görev yaparken oradan emekli oldum. Başkıyorsun hocam. Evet. Hocam hemşehriniz görev mahallinde siz evet. Fahri Muş'uz kabul ediliyorsanız eğer bir Muşlu hemşehriniz var. Öyle mi? Tanışırız inşallah, buluşuruz, i̇nşallah. Görüşürüz. Görüyorsunuz hocam. Oradan da güzel hatıralarımız var. Muş'un Doğu'nun insanı da çok cömerttir. Sofrası açıktır. Gece varsanız. Şarkın bereketi, sonra, muhabbeti daim ve kaimdir hocam. Beyazıt Camii'nde sohbet ediyorum. Orada bir şey anlattılar. Beyazıt esnafından birisi. Bu hanımefendilerin omuzdan attığı şal var. O zaman 15 liraydı. Sanıyorum şu anda hani biraz şey geldi. Hadi 50 lira olsun şu andaki. Tamam. 50 lira. 15 liralık şalı kapalı çarşıda bir esnafımız, hepsi değil haşa. Oradan birisi. Kaça satmış olabilir? İzleyiciler de bu işe katılıversin. Ben size sorayım, fiyat yükseltelim. 15 liralık malı, şalı kaç liraya satmış olabilir? 3 katına satsın, 45 liraya, 50 liraya. Çık. 100 liraya mı satmış Çık. Hocam? O Çık. Zamanda değiliz işte. Ya. Çık. El merhamet. Çık yani, çok düşük rakamlar söylüyorsun. Hadi 300 hocam olsun. 27 bin liraya satmış. 27 bin lira. Bin. Yani uyut. Duyunca yok dedim. Yani olmaz dedim. Yani tamam satan sattı da alan ne diye alsın ki? Alana da herhalde ipekli midir demiştir. Antika mı demiştir. Demiştir değil mi? Ve onu da yani çarşıda o günlerde çarşıda kapalı çarşıda gündemdi yani gündemdi. Hocam bunlarla böyle tüm bu hususları iftar anında söyleyerek böyle ruhumuzu da çok şey yapmayalım istiyorum. Tamam. Güzel örneklerle de gidelim istiyorum. Tamam. Müsaadeniz olursa hayatın, bir virgül koyalım istiyorum. Tamam koy. Ama hayatın acı gerçekleri de var. Bir tarafta bir Müslüman dürüst oluyor.
Koskoca bir millet, Malezya'sı, Endonezya'sı. Müslüman oluyor onunla yani. Şu anda Endonezya nüfusu 100 milyonu geçkin. Malezya ne büyük kadar değil bilmiyorum. İşte o kadar milyonlarca şimdilik insanların Müslüman olmasına vesile oluyor bir insan. Tam tersine bir insan da yanlış yapar. Sizin en sağlam arabanızın önüne tekerinize efendim bir çivi sokar. O güzel arabanızı yürümez hale getirir. Allah yanlış Allah. Yapan Müslüman da böyledir. Evet doğru söylediniz ama bu biz yaralarımızı da bilelim de o yaralarımıza merhem sürelim. Nereden? Kur'an'ın. Eyvallah. Din de nasihattir. Bir nasihat babından evet. İnşallah şifa şimdilik olsun. Şimdilik virgülümü koyuyoruz, nokta eyvallah. Mı koyuyoruz, devam ediyoruz. Virgül koyalım hocam, nokta evet. Olmasın. Devam edeceğiz inşallah. Peki. Bir ilahi dinleyelim istiyoruz. Şahabettin abi olur mu? Tabii. Bir ilahiyle devam edelim. Ne dinleyeceğiz efendim? Af dilenmeye geldim inşallah. Af dilenmeye geldim. Ayakta mı öyleyse, oturacak Ahmet? Tabii ayakta olsa çok daha iyi olur. Buyurun. Öyleyse Şahabettin Tokdemir'e sözü takdim etmiş olalım. Güzel bir ilahiyle. Bu esnada ifade etmiş olalım. Efendim birazdan inşallah Afrika'ya gideceğiz. Afrika'da kardeşlerimiz adına çok güzel, çok kıymetli bir katkı var. Bize çok güzel bir video gönderdiler, bir VTR gönderdiler. Afrika'dan kardeşlerimizin size çok 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 selamı var. Yemen'e gideceğiz. O güzel beldelerden güzel görüntülerle karşınızda olmaya gayret sarf edeceğiz. Ve inşallah günün ümmet sofrasını Yemen'den sonra nerede kuracağımızı da birazdan sizler için ifade etmiş olacağız. Tüm bunu da ifade etmiş olalım. Malumunuz Kadir Gecesi geliyor. Kadir Gecesi ile ilgili de çok da güzel bir kampanya başlatacağız. WhatsApp numaramıza sizler efendim hatim gerçekleştiriliyor. Her gün bir hatim hafızlar tarafından hususi olarak Erzurum'daki dev külliyede gerçekleştiriliyor. Hatimlerde dua etme ismini hatim duasında olmasını isteyen kıymetli izleyicilerimiz de WhatsApp numaramıza isimlerini gönderebilirler. Kadir Gecesi'nde inşallah bizler bu ekranlardan İftar Avustat'tan dev külliyemizdeki kardeşlerimize selam vereceğiz. Aynı geçtiğimiz günlerde yaptığımız yayın gibi oradaki 250'nin üzerindeki hafızımıza birlikte Kadir Gecesi özel yayınımızı gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi sanırım VTR'miz hazır. Gelin hep birlikte Yemen'e gidelim. Yemen'den kardeşlerimizin bizlere o muhabbetini, o ümmet sofrasını ekrana getirelim efendim. Vuslat Derneği. Kavuşmak ne güzel. Zekat malı arttırır. Kardeşlik köprüleri kurar. Bu Ramazan bizlere emanet ettiğiniz zekatları hafız talebelerimize, yetimlere, ülkemizdeki ve 30 ülkedeki ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıyoruz. Çünkü iyilik paylaştıkça çoğalır. Vuslat Derneği. Sen derdime dermansın,
canlar içinde cansın. Sen derdime dermansın, sığınacak kapımsın. Af dilenmeye geldin, sığınacak kapımsın. Af dilenmeye geldim. Şimdi ağlama vakti, secdeye durma vakti, gönülden yanma vakti. Af dilenmeye geldim. Şimdi ağlama vakti, secdeye dilenmeye geldim. Ya Allah, o Allah'ım, dergahına varayım. Lütfeyle ey Allah'ım, dergahına varayım. Rahmetine dalayım, af dilenmeye geldim. Rahmetine dalayım, af dilenmeye geldim. Dilenmeye geldim. Şimdi ağlama vakti, secdeye durma vakti, gönülden yanma vakti. Af dilenmeye geldim. Ya Allah, o Allah. Ya Allah, o Allah. Af ve mağfiret günlerinin son deminde af dilenmeye geldim dedi Şahabettin Tokdemir. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Yüreğinize sağlık. Eyvallah. Evet, efendim şimdi iftara vuslatta kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından buradayız. Bekliyoruz efendim. Efendim iftara vuslat kaldığı yerden devam ediyor. Günün sorusunu yeniden ekranlarımızla bizle buluşan, ekranlarını yeni açmış olan izleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. Günün sorusunda bugün sizlere diyoruz ki, bir işi başarmak için elinden gelen çabayı ve gayreti gösterdikten sonra kişinin Allah'a dayanıp güvenmesine ne denir? Çok güzel bir haslettir. Bugün cevaplarınızı İftara Vuslat etiketiyle sosyal medya hesaplarınızdan ya da hemen alt kısımda yer alan bir numara var. Ora bizim WhatsApp numaramız. İftara Vuslat WhatsApp numaramıza cevaplarınızı bekliyoruz. Şimdi Murat Belet'ten bir güzel ilahi dinleyelim istiyoruz Murat abi. Olur mu? Ne dinleyeceğiz? Gül İyarem eseri. Gül İyarem. Çok güzeldir. Bize dudak ucuyla eşlik edelim. Hadi yapalım. Buyurun efendim. Rahmet sana.
sensiz bu garip neylesin, ciğerparem gülü yârem. Medine'nin gülü sensin, alemlere rahmet sensin. Sensiz bu garip neylesin, ciğerparem gülü yârem. Gülü yârem, gülü yârem, derde çarem gülü yârem. El açtım kapına geldim, ustatım ol ciğer. Sağlık Murat abi. Eyvallah. Çok güzel oldu. Müzisyenlerimiz de çok güzel eşlik ettiler. Ağzınıza, yüreğinize çok sağlık. Teşekkür ederim arkadaşlar. Size sağlık. Murat abi, neler yapıyoruz? Biraz böyle bahsedelim istiyorum. Bu Ramazan'da muhtelif illerde vardı konserler. Yani şimdi haliyle Ramazan ayı bizim için, yani bu işi yapan, mevcut bu işi yapan arkadaşlarımız için programların yoğun oldu bir ay. Biz de Ramazan'ın ilk günden ta düne kadar aslında, bugün elhamdülillah İstanbul'dayız, ailemizle beraberiz. Çok şükür. Birçok şehirde birçok belediye programlarına katıldık. Belediyelerin organize etmiş olduğu programlar. Ramazan şenlikleri adı altında. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Yine bundan sonra yine bir doğu turnemiz olacak. Van turnesi. Onun akabinde inşallah Denizli tarafına gideceğiz birkaç gün. Öyle Ramazan-ı Şerif'i bitireceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. En son çok güzel bir Ramazan ilahisi yaptınız. Evet. Kıymetli arkadaşlarımla beraber, dört sanatçı arkadaşla beraber, işte Muhsin Kara kardeşim, Abdullah Beyhan ve Mustafa Sevin'le beraber güzel bir Ramazan eseri yaptık. Güzel de oldu. Çok aslında sözlü bestesi Özbek bir sanatçı ağabeye aitti. Eksik olmasınlar. Bizi kırmadılar, besteyi de bize verdiler, sözü de bize verdiler.
güzel oldu. Doğru bir zamanda güzel bir eser yaptık. Çok da iyi oldu. Yaklaşık bir 10-15 gün boyunca bütün dijital platformlarda şeydi. Trend listesindeydi. Çok güzel. Ya bu da bu nasıl diyeyim? Bu işi yapan arkadaşlar arasında ilk defa olan bir şeydi yani. Hı hı. 10 gün, 15 gün önce YouTube'da trendler. Tabii İslam müzik alanında. Bizler için güzel oldu. Dinleyenler için güzel oldu. Keyifli bir eser oldu. Çok güzel oldu. Bizim de evet. Evde çocuklar, yeğenler böyle alkışla eşlik ediyorlar. Çocuklar için özellikle çocuklar için güzel bir eser olur. Ramazan eseri. İşte özellikle bu yıl evlerde daha neşeli oldu. Yani süslemeler olsun. Ben ilk defa yaşamış olduğum sitede birçok evin süslenmiş olduğunu gördüm hocam. Yani ben geçen yılda bunu görmemiştim ama bu yıl özellikle birçok ev bunu yapmıştı. İşte Ramazan geliyordu. Çok evler güzel. Süslenmiş böyle. Çocuklara o dokuyu heyecanı değil mi? Aklıma? Mısırlar onu yapıyor. Mısırlı komşularımız var. Mısır'da onu yapıyoruz diyorlar. Evet. Geldiler bizim camilerde süslediler. Çocukların olduğu yere de süslediler. Onlar diyorlar niye yapmıyorsunuz falan diyorlar. Yani bir bayram neşesi, bir heyecan olsun. Hani bizim Osmanlı yapıyordu ya mahyalayla. Evet kesin. Mahyayla biz onu yapıyorduk. Ama o geleneği demek ki her tarafa yaymak lazım. Hocam ama ben yaklaşık 15-16 yıldır mevcutta bu işi yapıyoruz evet. Yani. Evet. Sanatçılığı icra ediyoruz, müzik için icra ediyoruz ama ben ilk defa bu yıl bu coşkuyu hissettim yani. Daha önce de vardı. Evet, evet. Hani herkes eski Ramazanlardan yakınır ya kardeşim. Ama bu yıl gerçekten çok farklı. Çok. Herhalde ki özledik yani. Geçtiğimiz yıl ben televizyona programa gelirken hocam yolda 30 kilometrelik mesafeyi 20 dakikada 22 dakikada çıkıp geliyorduk. Yollar evet. Bomboş. Yani trafik yok. İstanbul olduğu belli evet. Değil. Son 14 gün biliyorsunuz kapanma vardı. Konuklarımızı getiriyorduk buraya. Aramızda 1,5-2 metre mesafe olmasına rağmen yaşını almış böyle bazı konuklarımız tedirgin oluyordu. Aman işte giden ulaştırmadaki arkadaşlar şoförlere soruyorlardı işte arka taraf izoleli mi değil mi falan diye. Evet. Böyle gerçekten birbirimize yakın olamadığımız gibi hislerimizi, duygularımızı her şeyi bir kenara bırakmıştık. Ama elhamdülillah bu Ramazan değil mi? Şu anda sofralar kuruluyor, restoranlar açık. Davetler var. En güzel davet hanelerde yapılan kesinlikle. Davetler. Kesinlikle. Yani çok şunu güzel. Söylemek istiyorum Ahmet'im. Yani ilk defa ben belki bende o ruh hasıl olmuştur yani. Yok ben de onu gerçekten yani ben hocam. Bu yıl Ramazan'a gerçekten benim için çok farklı geçiyor. Yani gördüğüm kadarıyla kendi arkadaşlarım da, akrabalarım, sevdiklerim de o hissi bir şekilde yaşıyorlar. Bilmiyorum ben bu yıl Ramazan bu şekilde görüyorum. Gerçekten elhamdülillah. Güzel bir şekilde gidiyor. Beni en çok etkileyen ben sıklıkla anlatıyorum hocam. Ben namazı küçük yaşta teravih ile sevdim. Yani çocuk yaşta yarı işte taklidi namazda, yarı arkada işte oyun oynamak, ebeleme işte efendim oyunlarla falan çocuklarla. 7-8 yaşlardan bahsediyorum. O şekilde camiyi sevdik, namazı sevdik ve sonra elhamdülillah mütemadiyen devam etti bu sevdamız, bu vecibemiz. Ve ben bu teravihte de yani bu Ramazan'ın teravihlerinde de hemen hemen birçok gün farklı camilerde kılmak nasip oldu. Hele ki Selahattin camilerinde her taraf cıvıl cıvıl. Evet. Yani mesela tavsiye ederim buradan da izleyicilerimize. İstanbul'un tabii nimetleri eminim diğer illerde de böyle güzel imkanlar vardır. Diyarbakırlılar Ulu Camii'nde bunu yapsınlar inşallah. Bu Ankara'dakiler Hacı Bayram Veli'de bunu yapsınlar. Bursa'dakiler Ulu Camii'de yapsınlar. Her ilin güzel bir caminin avlusunu bellesinler ama Süleymaniye Camii'nin o güzel çınarlarının evet. Altında insanlar sepetlerini almışlar hocam. İftar yediklerini hazırlamışlar, getirmişler her şeyini. Orada o çınar ağaçlarının altında Süleymaniye'de iftar ediyorlar. Belki 150-200 tane aile gördüm oraya teravihe gittiğimde. Ve biz teravihden çıktığımızda saat akşam 11-11.30'a kadar o saatlerde orada termosta çayını getirmişler. Her türlü hazırlıklı gelmişler. Çok güzel bir Ramazan heyecanı var. Yurt dışındaki kardeşlerimiz, ben değişik ülkelerde göre yaptım. Orada aileler iftarlarını camide yaparlar. Mümkün mertebe. Evet. Bir bayram neşesi. Her iftar bir bayram neşesidir. Bir arada olsun. Demin yani. Çocuklardan bahsettiniz. Bir kitap okumuştum. Yabancı'nın yazdığı bir kitap yıllar önce. Ben ne öğrendiysem 6 yaşına kadar öğrendim diyordu. Allah 6 Allah. Yaş önemli. Evet. Bizim ana lisanımızı ne zaman öğrenir? 6 yaşında değil mi? Ana lisan bitiyor yani. Hı-hı. Bitiyor. Ama oturuyor yani. 16 sene tahsil alıyoruz. Başka bir dil, yabancı dil diyoruz ya. İkinci bir dil için öğrenemiyoruz. Ama 6 yaşındaki çocuk Arap çocuğuysa Arapçayı Türkçe, Kürtçe'yi, İngilizce, İngilizce'yi çok iyi biliyor. Doğru. Hocam bu sadece dilde değil, karakterde de. Mizaçta da. Mizaçta, ahlakta, doğru. Dinde, inançta, her şeyde bizim yıllardır göremediğimiz, ihmal ettiğimiz bir konuydu. Onu başkanlığımız da şu anda ona el attı.
Avrupa'da yıllardır bunu kilise yapar. Yıllardır yapıyor. Yani kinder kartlar, Almanca şeyi kiliseler yapıyordu. Biz yeni yeni ancak kendimize gelebildik. Biz yaşlara hizmet veremiyorduk ki. Evet. Kendimize hizmet veremiyorduk ki. İmkanlar imkanlardan ziyade bilgi, görgü, onlar da önemli şeyler. Genel için konuşuyorum. Hocam şu anda dünyanın her yerinde elhamdülillah Müslümanlar var. Evet. Ve her yerinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın işte Avrupa'da birçok bölgede, Amerika'da Avrupa Milli Görüş Teşkilatları'nın vesaire çok güzel hizmetleri var. Ben Ramazan-ı Şerif'ten kısa bir süre önce Almanya'ya gittim. Muhtelif şehirlerini gezdik. Orada gördüm ki gerçekten yani Almanya'da yaşayan bir insanın dinini yaşaması, ailesini bizim İslami aile hassasiyetlerimize geçirebilmesi için gerçekten ortam oluşturulmuş. Çok güzel bir seferberlik var. Muhteşem bir seferberlik var. Düğünlerini camide yapıyorlar. Dediğiniz gibi davetlerini orada yapıyorlar. Perşembe akşamları kadınlar tarafında, erkekler tarafında oturuyor. Her caminin avlusunda bizde burada olduğu gibi çay ocakları var. Evet. Oraya çocuklar için langırt koymuşlar, efendim dama koymuşlar vesaire. Kızma birader koymuşlar. Çok güzel bir ortam var. Ve oradaki tüm dejenerasyona rağmen oradaki neslimiz, gençlerimiz vesaire kendini çok güzel muhafaza ediyorlar. 200-250 kişilik böyle küçük Köln'de bir küçük ara sokaktaki bir camide vakit namazında 50-60 kişi vardı ve yarısı gençti elhamdülillah. Görünce çok mutlu oldum. Camiler bizim mutluyum. Orada hem dinimizi hem milliyetimizi koruma alanlarıdır. Hı hı. Ben şahsen öyle görüyorum ve öyle de yani. Hocam sosyal faaliyet alanı da caminin etrafına yerleşti. Öyledir. Allah razı olsun. Tabii şimdiki ülkemizde tabii caminin haricinde de böyle ortamlar olduğu için belki camiye fazla ihtiyaç hissedilmiyordu onun için. Yani Türkiye orası gibi değil. Elhamdülillah okullarımız olsun. Çocuklarımızın gideceği yerler, mekanlarda hep böyle milli ve dini duygularını besleyen menbaalar var idi. Orada hiç sadece orası olduğu için burada farklı menbaalar da var. Dolayısıyla ama camiler ana karargahımız, öyle diyelim. Eyvallah. Bu ifadeyi kullanmakta mahsur yok. Değil yani oradaki askeri kardeşler herhalde da daha çok aidiyet hissediyorlar birbirlerine karşı. Yani hani birbirimizi bırakmayalım tabii. 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 Daha çok koruyucu oluyor birbirine. Cami zaten adı üzerinde cami topluyor. Kurbette bunun ehemmiyeti çok. Hem sadece bedenimiz değil, ruhumuzu da topluyor. Ailemizi topluyor. Camiyle irtibatlı olanların aile düzenleri daha derli toplu. Daha derli toplu. Bu Avrupa'da daha çok belirgin. Çok belirgin. Çok belirgin. Yani cami... Ne kadar çok camiyle irtibatlıysa cami topluyor. Sadece yani safları toplamıyor. İnsanların bedenlerini toplamıyor. Ruhlarını da topluyor. Yani bütün alan, bütün yaşam cami içerisinde. Yani cami ve cami alanı. Şimdi biz programlara gidiyoruz ya. Yani bizim karşılaştığımız da o yani. Bütün hayat camide. Evet. Bütün sosyal faaliyetler, işte marketler örnek veriyorum. Küçük küçük alışveriş yerleri olur caminin etrafında. Yani cami namaz, ibadetten ziyade tamamıyla oradaki Müslümanların, inananların, bizim kardeşlerimizin yaşam alanı belirlemiş. Yani sosyal alanı da tamamıyla cami çevrelemiş yani. Yani cami bir nevi korucu şey görüyor orada yani. Kesinlikle. Her anlamda yani. Çünkü ben Müslümanların buluşma merkezi her anlamda. İsveç'te arkadaşların yanına gittik, programa gittik. Abi diyor ki yani bizim burada cami olmazsa biz yokuz yani. Cami bizi topluyor. Kim olursak olalım. Hangi ülkeden inanan bir Müslüman varsa herkesi bu cami topluyor bir şekilde yani. Köln'deki camiyi görmüşsünüzdür değil mi? Tabii. Kütübün yaptırdığı. Orada hakikaten insan bir coşkunluk yaşıyor. Çok güzel. Mimarisiyle hem adına şeyi, hem de ülkemiz adına elhamdülillah bu ülkenin insanı ot kökünün üzerinde sohbet böyle devam edecek değil mi? Olsun. Etsin böyle. Hocam. Efendim, muhabbet hocam, alın. Evet. Öğretilmiş herkesin duyduğu ot kökünün üzerine dermiş. İlk gittiğimde 85'li yıllardı Fransa'ya gittiğimde bazı camileri gördüm. Kısa kısa gittim yani. Bir ay böyle kısa dönemlerle gittim. Uzun dönem gitmedim ama epeyce gittim. Diyanet İşleri Başkanlığımızın görevlisi olarak. Yani bu milletin adına gittik. Bu ülkemizin adına görevli gittik. Orada varıyorsun Bodrum katta Fatih Camii yazıyor. Bodrum katın girişinde, merdivenin girişinde ya Fatih Camii'nin resmi var veyahut da Süleymaniye'nin. Niye? İşte gönülde camilerinin Fatih Camii gibi olmasını istiyor. Süleymaniye olmasını istiyordu. Allah da gönüllerine göre verdi. Özellikle
Almanya'da, Fransa buna pek müsaade. Minareli, kubbeli evet. camilerimiz var böyle. Çok nezih. Gelenler gıpt ediyor. Randevulu geliyorlar. Orada Alman komşularımız da geliyordu. Alman komşu. Yani o anaokulda dahil, ilkokul, ortaokul, lise yaşlılar da geliyordu. Hatta din görevlisi, papazlar da geliyordu. Biz de gidiyorduk. Yani biz de kiliseye gidip hatta kilisede de böyle pazar ayinlerinde anlaşmalı, karşılıklı şey sohbet de ettik yani kilise şeyinde. Orada neyi anlattık? Biz Müslümanların Hazreti İsa'ya, Hazreti Meryem'e bakışını anlattık. Anlatınca hayran kalmışlar. Dedim biraz da böyle Yozgatlı oluşum mu? Yoksa içtiğim sudan mı? Yediğim yemeklerden mi? Lafı biraz direkt konuşuruz her yerde. Dedim bu sözleri dedim size nezaketen söylemiyorum. Ona rüşveti kelamdirler. Vardığınız yerde nezaketen söz söylersiniz. O diplomatik bir şey. Biz içten konuşuyoruz. Dedim ki herhangi bir Müslüman Hazreti İsa'ya çirkin bir söz söylese dininden çıkar, Müslümanlıktan. Evet. Bizim çocuklarımızın isimleri var dedim. İsa'dır, Meryem'dir. Doğru mu? Meryem. Çok, çok hem de çok. Sonra papaz dedi ki. Udimiz İsa Bey, evet. Evet. Evet, evet, bizim Musa'mız da var. Musa'mız da var. Çok Musa'mız da çok, evet, Meryem'imiz de çok. İsa'mız da var, Musa'mız da var, Davud'umuz da var. Hem de İsa, Musa Aleyhisselam kalksalar önce bunların yanaklarından öperler. Çünkü bunlar alnlarından öper çünkü bunların alnı secdeli. Yani. Alnı secdeli, kendileri gibi. Herhalde biz, Efendimizin dediği Musa Aleyhisselam'a biz Yahudilerden daha yakınız. Efendimiz öyle diyor değil mi? Tabii. Muharrem ayı orucuyla alakalı. Necaşi'nin huzuruna giden oradaki sahabe-i kiram efendilerimiz de Necaşi sizin kitabınızda Hazreti İsa ve Meryem ile ilgili ne anlatılıyor, ne deniyor dediğinde gözyaşları sicim sicim akarken çok etkilenir ve orada onun da iman ettiği tabii. söylenir. Dolayısıyla gerçek manada tahrif edilmiş İncil'den sonra hak dini olan İslam geldiğinde o dönemde sonradan bu meselelere İslam dininin varlığından haberdar olanlar da el-hak bu din haktır dediler ve ittiba ettiler. Hazreti İsa ve Meryem'in anlatılarına, öğütlerine onlar da iman ettiler. Yani biz Hristiyan kardeşlerimizle sohbetimizde, buluşmamızda Meryem suresinin o baş ayetlerini okuyoruz. Çoğu itiraz ediyor. Hatta bazen kiliste münakaşa çıkmış bir arkadaş. Ne oldu dedim diyor. Acaba bir sıkıntı mı oldu falan konuşmamda. Oradan bir kısımlar demiş ki işte demiş tamam İsa bu demişler. İşte Musa Meryem bu demişler. Yani bu. Öbürleri yok falan. Neyse evet söz şey diyor. Biz Kur'an ayında en çok Kur'an-ı Kerim'de bakın bu toplum Kur'an'ı okuyan bir insan sıradan bir Müslüman. Hı hı. Tabii biz Arapça bilmediğimiz için Türk'üz ama Kur'an'ın mealini okuyan, yani Kur'an'ı okuyan bir insan kim olursa olsun, dağdaki çoban da olsa bir insanlık tarihini bilir. İnsanlık tarihinin özetini bilir. Tarihte ne olmuş? Özellikle bu coğrafyada. Ve ilaveten dinleri bilir. Dinler. Kim nasıl inanıyor? Hı hı. Neye inanıyor? Onun özetini bilir. Ne olmuş, ne gitmiş? Ahlakı, güzellikleri bilir, ahlaki erozyonu da bilir. Tarihte, geçmiş milletlerde, bizden önceki yaşayan insanlarda hangi ahlaki kayıplar olmuş da başlarına ne gelmiş onu da bilirler. Evet. Tabii sonra işin mütehassısları, tarihçisi de araştırır, sosyoloğu araştırır. Niye olmuştur, niçin olmuştur? Ondan ders çıkarır. Onun tabii Kur'an okuyuşu farklıdır. Benim Kur'an okuyuşum da diyelim ki tarih. Hocasının Kur'an okuyuşu farklıdır. Benim Kur'an'la okuyuşumla bir sosyoloğun Kur'an okuyuşu çok farklıdır. Evet. Kur'an'dan anladığı. Bir psikoloğun daha farklıdır. Ama sıradan bir insan bile çok şey anlar. Çok şey anlar. Kur'an yani kainatın özü ve insan da kainatın özü olunca insanın içinde ne varsa içini dışına aktarır. Ve her bir insanın ve dolayısıyla cemiyetler de insanlardan müteşekkil olunca her bir cemiyetin iyiliğini ve hatta kötülüğünü. Mesela Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz diyor ve ennel arda yerthuha ibadiyas salihun. Biz diyor yeryüzünü salih kullarımıza mirasçı kılacağız diyor. Salih insanlar diyor
mirasçı olur. Salih kelimesi bizde sadece ibadet, taat diye anlaşılır. Salih Arapça'da bir işini düzgün yapan insan demektir. Şimdi bunu yapmış, çok güzel. Çok güzel. İşte kaldırım taşı döşemiş, çok güzel. Salih yapmış. İslah yani. Bunu ıslah etti diyoruz değil mi? Bunu ıslah et diyoruz. Düzeltme. Kim dünyalık işini salih yaparsa dünyaya hakim olur. Eyvallah. Ahiret işini ve dünya işini ikisi beraberce düzgün yapan da ahiretine işidir. Dünya işinde yamukluk yapan ahiretini de kaybedebilir. Bu tamam. İddialı bir söz olacak. Niye? Yani siz bana bir sipariş veriyorsunuz diyelim. Mobilyacı şimdi önümde mobilya olduğu için. Siz verdiğiniz siparişin haricinde, verdiğiniz ücretin haricinde altında, aşağısında bir iş size teslim edince ben salih bir insan olur muyum? Olmaz. Namaz da kılıyorum, oruç da tutuyorum ama bana emanet edilen işi düzgün yapmıyorum. İşi ehil ve bir şekilde idrak edip dünyaya hakim olabilir miyim? Elbet, kesinlikle. Ahiretimi kazanabilir miyim? Mümkün değil. Evet. Bunu ehil olarak yerine getirmek vazifesi eğer üstlenildiyse kesinlikle onu yerine getirmek gerekir. Diyelim hocam, tekrar bir virgül koyacağız. Şimdi efendim bir Bangladeş'e gidelim. Bangladeş'ten kardeşlerimizden, yetimlerden bir selam var. 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü'ydü malumunuz. Dünya yetimlerinin, Bangladeş'teki o minik yüreklerin bir selamını alalım hep birlikte efendim. Bir yetimhanedeyiz şu anda. 400'ün üzerinde kardeşimiz var. Yetim yavrularımıza bir iftar sofrası kurduk. Şu anda yemek hazırlıklarımız sürüyor. Buradaki iftarların çok büyük ehemmiyeti var. Çocuklar çok mutlular. Türk bayraklarımızı dağıttık, balonları dağıttık. Büyük bir heyecanı onlarla birlikte paylaşıyoruz. Bizlere emanetleri ve insanlığımızın aynası olan yetim kardeşlerimiz için Afrika'da desteklerinizle kurduğumuz iftar sofralarından bir tanesindeyiz şu anda. Kardeşlerimiz oruçlarını açacaklar ve başta Türkiye'miz olmak üzere tüm ümmete dua etmiş olacaklar inşallah. Bu sofraların kurulması için destek sağlayan, emek veren Vusat Derneği gönüllülerine, Vusat Derneği bağışçılarına şükranlarımızı sunuyoruz. Gelin bu ümmet sofralarını hep birlikte kuralım. Kardeşliğimiz, gönül dilimiz, sevgi dilimiz kıtalar açsın. Kardeşlerimizin yüreğine dolaşsın inşallah. Hayatı yaşanılır kılan, birbirimizin sevinçlerine, hüzünlerine, hatta yolculuğuna ortak olmaktır. Ramazan'a birlikte ulaştık, bayramı birlikte bekliyoruz. Sofrayı birlikte kurduk, iftarı birlikte bekliyoruz. Bizi Ramazan'a bir kez daha kavuşturana şükretmek, sofralarda olmasa dahi gönüllerde beraber olabilmek için gelin birbirimizin yeniden kardeşi olalım. Vuslat Derneği. Evet, kurulan bu yetimler adına sofralar her gün 4 kıta 20 ülkede muhtelif bölgelerde kuruluyor, kurulmaya devam edecek. Bayram gününe değin. Bu sofraları, ümmet sofralarını Vusat Derneği vasıtasıyla sizler de kurdurabilirsiniz. Ve son demdeyiz, fitre günlerindeyiz. Fitre ile ilgili Vusat Derneği kolay fitre çalışması gerçekleştirmiş. SMS ile 6068'e fitre yazıp bir SMS gönderirsek 6068'e efendim, 40 lira karşılığında bizler de yetimlere, ihtiyaç sahiplerine bağışlanmak üzere ne yapabiliriz? Asgari tutarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği fitre tutarında 40 lira tutarında bir bağışta bulunabiliriz. Fitre yazıp 60-68'e gönderirsek şayet. Allah kabul etsin. İnşallah bu havuzdan yetimler, mazlumlar, ihtiyaç sahibi aileler faydalanacak. Bizler de bu güzelliğe köprü olabilirsek ne mutlu. Şimdi ben Şahabettin Tokdemir ve Murat Belet abilerime dönmek istiyorum. Bir ilahi dinleyelim, olur mu? Olur. Ne dinleyeceğiz Şahabettin abi? Götür beni Medine'ye inşallah. Götür beni Medine'ye, o güzel sesinizle buyursunlar efendim. Ya Allah. Götürün bizi Medine'ye.
gönlün aşkıyla bu can gitmek diler Medine'ye. Beni de al götür kervan, götür beni Medine'ye. Hicretin adiyarına varan bavucinanına, ravzasına yana yana götür beni Medine'ye. Hicretin adiyarına varan bavucinanına, ravzasına yana yana götür beni. Çar yari güzine, ensar ile muhacire, götür beni Medine'ye. Hicretin adiyarına varan bavucinanına, ravzasına yana yana götür beni Medine'ye. Hicretin adiyarına varan bavucinanına, ravzasına yana yana götür beni Medine'ye. Biner benim her bir acım, götür beni Medine'ye. Hicretin adiyarına varan bavucinanına, ravzasına yana yana götür beni Medine'ye. Hicretin adiyarına varan bavucinanına, ravzasına yana yana götür beni Medine'ye. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Eyvallah. O güzel beldelere de yollar açıldı. Artık umreler mümkün. Diyanet İşleri Başkanlığımız bizim yayınımızda ilk defa burada izah etti, ifade etti. Şevval umresiyle artık gidebilmek mümkün. Çok özlemiştik. Rabbim kavuşabilen ve gittiğinde de yüz aklığıyla, boynunu yere eğmeden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam huzuruna çıkabilen kullarından eylesin inşallah. Amin. Ben çok şahit oldum. Orada gerçekten hüngür hüngür ağlayan, ya Resulallah diye hıçkıra hıçkıra ağlayan çok insanlar var. Rabbim dünyadayken onun bıraktığı o servete, Kur'an ve sünnete ittiba edebilmeyi nasip etsin. Amin inşallah. Amin Ahmet. İnşallah. Amin. Hocam elinizde gördüğüm kağıtta çok muhteşem bir şiir. Benim de çok sevdiğim bir şiir, evet, yazılı. Böyle göz ucuyla gördüğüm kadarıyla. Benim göz ucuyla şahit olduğuma izleyicilerimizi şahit olalım. Gönül gözüyle de görmüşsünüzdür siz bunu. Eyvallah. Yo, estağfurullah. Evet. Dinleyelim sizden hocam. O çok harika bir şiirdir. Şimdi siz sohbetimiz tabii Kur'an olunca, Kur'an İki şeye çok önem verir. Bir, Allah hakkı. O namazdır, oruçtur. Hı hı. Bunlar hacdır, Allah'ın hakkıdır. İkincisi, kulla hakkıdır. İslam'ı bize deseler ki çok kısa anlat. Az olsun, öz olsun, kısa olsun, bir cümle olsun diye birisi, bir yabancı bizden tanıtım istese, İslam şudur. Allah'a ibadet,
mahlukata şefkat ve merhamet. Allah'a ibadet, mahlukata şefkat ve merhamet. Bu mahlukatın içerisinde tabii zirvede olan insan vardır. İnsanla beraber insanın bastığı taş da mahlukattır. Taşa da merhamet etmek lazım. Ona gölge veren ağaca da merhamet etmek lazım. Karıncaya da, yerde giden karıncaya da, uçan kuşa da, denizdeki balığa da merhamet etmek lazım. Denizdeki balığa nasıl merhamet edilir? Şimdi günümüz için misal verecek olursak, deterjanı az kullanırız. Değil mi? Sulara az deterjan karışır. O da deryadaki, denizdeki, göllerdeki balıklara bir şefkat ve merhamettir, değil mi? Onun yaşadığı ortamı kirletmemiş oluruz. Efendimizin bir hadisi var. Bu şiiri çok seviyorum. Bu sanki bu hadisin tercümesi gibi. Bu şairlere Allah-u Zülcelal ayrı bir hamda bulunuyor. Yani çok da güzel ifadeler oluyor. Efendimiz mümini şöyle tarif ediyor. İki tane tarifini arz edeceğim. Bir ana başlığımız olan. El mümin men eminehun nas ala dimaihim ve envalihim. Mümin bütün insanların mallarından ve canlarından emin olduğu insandır. Bu adam mümin. Ha, benim malıma dokunmaz. Kuruşuna dokunmaz. Gözüm arkada kalmasın. Problem değil. Ne efendim çelik kapı, ne çelik kasa, ne de kameralar, ne de başka. Mümin insanların olduğu yerde, tamam, mümin insan çelik kapıdan, çelik kasadan daha emin. Kameradan daha emin olmalı mümin insanların. Hem malı hem canı zerre kadar zarar görmeyecek. Sonra Efendimiz mümini bir benzetmeyle, çok benzetmeleri vardı Efendimizin. Güzel o hadis-i şerif diyoruz zaten Efendimizin sözlerine. Şerefli söz, kıymetli söz ve kıymetli benzetmesinde şöyle buyuruyor. El mümin kemeselin nakle. Mümin diyor bal arısına benzer. Bal arısı. Ekelet tayyiben. Bir kere bal arısı en temiz yiyeceği yer. Çiçeğin özünden daha temiz bir gıda bulunur mu yeryüzünde? Ekelet tayyiben. Yediği güzel olunca, temiz olunca bir insanın veyahut da birinin ne olur? Veda'at tayyiben. İmalatı da güzel olur. Bal en güzelini yer. Ürettiği de çok güzel olur. Ürettiği de en güzel. Veda'at tayyiben. Tayyip kelimesi tertemiz. Pırıl pırıl demektir. Sonra vakat velem tüksir velem tüfsit. Konar geçer de diyor. Yani çiçeğe konar, tamam, kondu. Dalını kırar mı? Yaprağını koparır mı çiçeğin yaprağını? En nazenin şeydir çiçek. Konar göçer de diyor. Velem tüksir. Ne kırar ne döker. Velem tüfsit ne de bozar diyor. Mümin de böyledir. Gelir dünyaya. Delikanlıdır. Aa, pırlandaki maşallah boylu postlu. Sizler gibi yakışıklı maşallah. Eyvallah, kızım olsa da versem. Gelseler de daha aday olsalar da bunu damadım olsa falan. Değil mi? Veyahut da hanımefendi ise maşallah arlı namuslu, pırıl pırıl, tertemiz, eli de maharetli, 10 parmağında 10 hüner var. Oğlum olsa da bunu gelinim yapsam. Ya. Delikanlıya böyle, delikanlı böyle dedirtmeli, hanım kız da böyle dedirtmeli. Ve böyle de insanlar yetiştirmeliyiz. Bu insanlar gökten düşmez. Efendim patlıcan birileri, soğan gibi yerden de çıkmaz. Evet. Aile ortamında, cemiyet ortamında ve okul ortamında yetişir. İnsanı sadece aile yetiştirmez. Sadece okul da yetiştirmez. Tabii okul ve çevre çok şey katar. Etkisi ve arkadaş. Büyüktür, tabii ki. İlave tabii çevre dediğimiz o arkadaş grubu, o da çok önemli. Efendimiz diyor ki bal arısı gibidir diyor. Konar geçer de göçer gider velem tüfsit hiçbir şey bozmaz. Delikanlı iken de maşallah güzel bir abidir. Biraz büyür güzel bir amca olur, dayı olur, baba olur. Neyse işverense güzel bir işveren olur. İşçi ise güzel bir işçi. Amirse ne güzel amirdi ya. Ah nerede bulacaksın rahmetli gitti be. Veyahut da memursa maşallah işinin erbabıydı. Yediğini yani aldığını helal ettirirdi. Böyle dedirtmek, bal arısı gibi. Ondan sonra da şairimizin, madem diyorsun, çiçeklerle hoş geçin. Bakalım. Dalı incitme gönül. Seyircilerden, izleyicilerden af diliyorum. Estağfurullah, okumam, buyurun biraz hocam. Şiir okumam, notum biraz düşüktür. Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül.
Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel söz, ya hayır de ya sus, dili incitme gönül. Evet. Ya hayır de ya sus, Efendimizin değil mi? Tercüman olmuş şaire, rahmet olsun. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma, sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek, kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Evet, kibirle yürüyerek. Şimdi yürümeyi unuttuk ama arabalarımızla yolları çok incitiyoruz değil mi? Makas atarak, evet. Sinyalsız araba kullanarak yolu ve yolcuları yani incitene. Yani ne demeli bilmiyorum. Bu şiir hocam Bestam Yazgan hocamızındır. Evet. İnşallah Ramazan'ın son gününde Ramazan'a veda ederken Bestami hocamı ağırlayacağız burada. Tamam. Allah ondan razı olsun. Selamlarımı da söylersiniz. Bu güzel şiiri söyleyince gönül coğrafyalarından bir hatır düştü hatırıma. Müsaadeniz olursa evet. Benim hayatımı değiştiren bir hatıra, bir hikaye vardır. 5 yaşındaki Muhammed'in hikayesi. Bugün bunu yüreğimden, içimden geldiği sözlerle tekrar hatırlayıp ben de kendimi tekrar çek ederek izleyicilerimize de aktarmak isterim müsaadeniz olursa. Efendim yıl 2014. Yine bir yardım çalışmaları bir organizasyon vesilesiyle Afrika'nın en yoksul ülkelerinden Birleşmiş Milletler raporuna göre dünyanın en yoksul ikinci ülkesi olarak bilinen Çat ülkesine bir seyahat gerçekleştirdik. Çat hakikaten gitmeden önce herkesin o kadar yoksul ki birçok yerde elektrik göremezsiniz. Başkent dışında hiçbir yerde böyle motorlu taşıtları görebilmek dahi çok sürpriz olur dedikleri bu kadar yoksul bir ülkedir. Çat'a indik. Havalimanında indikten sonra karanlık bir akşam vaktiydi. Havalimanının civarında kısa kısa küçük küçük böyle uzaktan özel jet mi uçak gibi şeyler görünüyor. Bizi orada ağırlayan mihmandarımız Osman Bey'e dedim ki ya üstad dedim burası dünyanın en fakir ülkesi demiştin bize. Çok yoksul bir ülke demiştin bize ama 20 dakikadır yanından geçip gidiyoruz. Şu havalimanının yanında efendim özel jetler görüyorum sanki. Bunlar neyin nesi diye. Dedi ki onlar savaş uçağı. Ya üstad Osman buranın bu ülkenin bu kadar savaş uçağı nereden geldi? Nasıl oldu? Burası bu kadar yoksul bir ülke ise bunca savaş uçağını nasıl elde etti? Hayır burası... Bu görmüş olduğunuz uçaklar bu ülkenin, Çad'ın uçakları değil ki. Peki ya kimin ne işi var burada bu uçakların dediğimde? Dedi ki onlar Fransa'nın savaş uçaklarıdır. Tam 110 tane savaş uçağı Çad tam Orta Afrika'dadır. Ve 18 tane sömürge ülkesi olan Fransa'nın sömürgesinde bulunan ülkelerin tam göbeğinde, tam ortasında olduğu için nerede bir sıkıntı olduğunda, nerede bir problem olduğunda buradan uçaklar kalkar, gerekli müdahale yapar, tekrar buraya geri gelir. Daha öncesinde uçaklar direkt Fransa'dan ya da Avrupa'dan kalkıp gelip buraya müdahale edemedikleri için gittiler bunlar bir liman ülkesine savaş gemilerini yanaştırdılar ve oradan kalkan savaş uçakları geldiler. Burayı üs olarak bellediler ve artık bu savaş uçaklarıyla birlikte Fransız askeri birliği burada görev yapıyor dedi. Tabii çok şaşırmıştık. Burası bir İslam beldesi. Yaşayanların nüfusunun %100'ünün Müslüman olduğu bir belde. Fakat sefalet, yoksulluk diz boyu. Bir kurban organizasyonu vesilesiyle gitmiştik. İlk iki gün başkent ve yakın civar bölgesinde emanetler teslim edildi. Üçüncü günün sabahında dediler ki yolumuzu gözleyen çok muhtaç, çok ihtiyaç sahibi bir bölge var. Fakat buraya bayramın üçüncü günü komple yolda geçecek. Ancak dediler 18-19 saatte gidebiliriz. Yahu dedim. Ya ne kadar mesafe ki burası? Yani 18-19 saat yolculuk, yol yok, iz yok, çok sıkıntılı. Dediler 280 kilometre. Ya 280 kilometre 18-19 saat olur mu yahu deyince yolculuğa çıktığımızda çok daha iyi anladım. Bayramın üçüncü günü bir seher vaktinde iki tane jip ayarlanmış bize. Oranın koşullarına göre çok çok iyi fakat jiplerin ne gideceği bir yol var ne de o uykusuzluğumuzu giderecek yolda şöyle bir kesintisiz yarım saat uyuyabilme fırsatı var. Engebelli, çukurlu, efendim patika yollardan kilometremiz hiç 30 veya maksimum 40 kilometreyi geçemiyor. Paldır küldür o yollardan tam 18-19 saatlik yolculuğun ardından bir sonraki günün seher vakti. Daha güneş doğmamış, bayramın dördüncü günün şöyle o fecir vakti dediğimiz karanlık anında vardık. Ve 110 bin Müslümanın Boko Haram'dan kaçışının hikayesiydi vardığımız yer.
Birleşmiş Milletler'in himayesinde, tırnak içerisinde söylüyorum, Birleşmiş Milletler'in merhametiyle, ki ne kadarsa onların merhameti bir Müslümana o kadardır, bir mülteci kampı inşa edilmiş. Mülteci kampının içerisinde 60 bin insan, 4 metre yüksekliğinde bir duvar ve üzerinde jiletli tellerle çevrili bir tane giriş çıkış kapısı var. O kapıda da Birleşmiş Milletler'in askerleri görev yapıyor. Ne içeriden dışarıya ne de dışarıdan içeriye girmek mümkün değil. Böyle bir yerde, karanlık bir anda gittik. Bize dediler ki sizi içeriye alamayız. Niye dedik? Alamayız dediler. 100 tane büyükbaş, yani 700 hisse hayvan hazırlanmış, 60 bin Müslüman var içeride. O kadar sıkıntılı bir yer ki karanlık göremiyoruz ama gördüğümüz kadarıyla etrafta ne bir ağaç var ne bir şey var. Gecenin saat 4.30 gibi bir saatte, 5 gibi saatinde dahi 40 derecenin üzerinde sıcaklık var. Kavurucu bir sıcaklığın ortasında kardeşlerimizle bayramlaşmak onlar için Türkiye'den, dünyanın öteki ucundan kardeşlerinin gönderdiği o kurban emanetlerini ulaştırmak için gitmişiz ve oradaki kapıdaki efendim Fransız askeri, Birleşmiş Milletler görevlisi bizi içeri almıyor. Sizi alamayız diyorlar. Neden? İçerisi çok tehlikeli. Can güvenliğinizi temin edemeyiz. Çünkü Türkiye Birleşmiş Milletler'e üye bir ülkedir. Siz içeride bir sıkıntı yaşarsanız mesuliyeti bizdedir. Buranın güvenliğini biz sağlıyoruz. İçerisi bildiğiniz gibi değil. Sizi içeri alırsak eğer can güvenliğinizi katiyen koruyamayız. Mümkün değil. Sağ olarak oradan çıkamazsınız dediler. Ya ne ki burası bu kadar tehlikeli, bu kadar sıkıntılı? Niye biz bu içeri giremiyoruz diye irdelediğimizde oranın hikayesini bizi oradaki insanlara ulaştıran, kavuşturan Ahmet Maruf isimli kardeşimiz bahsetti. Bu kardeşlerimiz Nijer'den Boko Haram'ın tehdidinden köylerini boşaltarak kaçmak zorunda kalan insanlar olarak bize anlattı. 110 bin Müslüman, hani bizim burada DAEŞ, IŞİD diye anlatılan Afrika'daki versiyonu da Batılıların taşeron olarak kurmuş olduğu sözde İslam ve terör hiçbir zaman ama hiçbir zaman binaenaleyh asla ama asla yan yana getirilemeyecek. Bu iki kavramı, İslam'ı sözüm ona kötülemek, çamur atabilmek için kurmuş oldukları ve eline silah vermiş oldukları, insanların içmeye su bulamadığı yerde M16 Amerikan cinsi efendim üst seviye silahlarla o Afrika'nın göbeğinde çölün ortasında Müslüman'ı Müslüman'a katleden, ben Müslümanım diyerek Müslüman'ı katlettirmek için kurulmuş olan o örgütün saldırısından kaçan 110 bin insan köylerini, evini, barkını terk ediyor. Çoluk, çocuk, yaşlı, genç, kadın, ihtiyar, herkes yollara düşüyor. Ve tam 1,5 yıl sürüyor bu muhacirlikleri. Hemen yanı başındaki ülke Kamerun'a gidiyorlar. Devlet başkanı gayrimüslim kabul etmiyor hocam. Diyor ki biz sizi alamayız, gidin. Ne şeyiniz varsa görün. Sizi kabul edemeyiz diyorlar. Oradan sonra Çad sınırına doğru gidiyorlar. Tabii o sınırdan bu sınır derken İstanbul'dan Kocaeli, oradan Sakarya'da değil yani. 1,5 yıl sürüyor bu muhacirlik. Ve sonra hikayenin devamında içeri girdiğimizde oradaki kabile reisi anlatıyor. Yolda açlıktan, sefaletten, yoksulluktan, hastalıktan ve yiyecek bir şey bulamamadan dolayı 110 bin insanın, 110 bin Müslüman kardeşimizin 50 bini yolda şehit oluyor. Kabile reisi dedi ki, öleni kimi zaman defnetti, kimi zaman da hava serinken akşam vakti o önümüzdeki kızgın çölü, sıcak coğrafyayı atlatıp gölgeli bir yere kavuşalım diye bulunduğu yerde ufakça bir yarım metre kadar çukur kazdık, bulunduğu yere defnettik, cenaze namazını dahi kılmadan devam ettiklerimiz oldu. 110 bin insanın 50 bini yolda bu şekilde şehit olarak yolculuğuna devam ettiler ve geri kalan 60 bin insan Çad'ın sınırları içerisinde bulunan Birleşmiş Milletler'in mülteci kampına yerleştirilmiş. Tekrar edeyim, 4 metre yüksekliğinde duvarlar var, üstü jiletli tellerle çevrili, kapıda Birleşmiş Milletler'in askerleri var. Ne içeriden dışarıya ne de dışarıdan içeriye giriş çıkış mümkün değil. Sizi alamayız dediler. Bizim çok ısrarlı olduğumuzu görünce dedi ki oradaki asker, eğer çok ısrar ediyorsanız, girmek istiyorsanız bizim buraya 810 kilometre mesafede size bir asker vereyim yanınıza. Gidin, bir Birleşmiş Milletler karakolumuz var, komiserliğimiz var. Bizim orada başımızdaki albayımız var. Gidin onunla görüşün. O alın derse ben sizi alırım dedi. Gittik biz 2 kişi kafileden, Türkiye'den 5 kişi gitmişiz görevli. Ben girdim, yanımızda bir tane daha arkadaşımız, gittik. Birleşmiş Milletler'in Fransız asıllı, Birleşmiş Milletler adına görev yapan oradaki albay dedi ki asla sizi alamayız içeri. İçeride açlık var, sefa. İnsanlar sizi yerler dedi. Öyle kelimeler kullandı ki yani şok oldum ben. Ya burası bir dünya. Aynı güneşi görüyoruz. Gece bizim de üzerimiz örtü olarak örtülüyor. Biz de nefes alıp veriyoruz. Bir de yediğimiz, içtiklerimiz, hayatta durmaya çalışıyoruz. Aynı coğrafyadayız. Aynı evreni, aynı dünyayı paylaşıyoruz. Ama
aşıktan dolayı girerseniz sizi yamyamlar gibi yerler diyor ya. Bunu söyleyen oradaki Fransız albay, Birleşmiş Milletler'in görevlendirdiği oradaki komiser ve bahsettiği insanlar bizim kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz. Yıl 2014. Asırlar öncesinden bahsetmiyorum. Ve biz çok ısrar ettik. Dedi ki 100 tane büyükbaş hayvan ayarlamışız. Bunları mutlak surette götüreceğiz ve oradaki kardeşlerimize kesip, bu bizim ibadet mahallimiz ve ikindi vaktine kadar bunların kesilip dağıtılması lazım. Bir an önce biz bunu gerçekleştirmemiz lazım dedik. Baktık olur olmaz falan derken bizim çok ısrarcı olduğumuzu anlayınca dedi ki o zaman siz de bir İngilizce nüsha hazırlayalım. Bütün sorumluluğu ve mesuliyeti sizin aldığınıza dair altına imza atın. Ancak size o şekilde sokarım ama tekrar söylüyorum hiçbir mesuliyet kabul etmem. Tamam dedik, bütün can, mal güvenliğimizi kendimiz üstleniyoruz, sorumluluğu alıyoruz. O imzayı attık, o kağıtla geldik. Efendi bizi içeri aldılar. Kamyonlarla, kamyonetlerle hayvanlar hazırlanmış. Onlar da kapıda bekliyor. Ben bununla ilgili aldığım notlarda şöyle bir şey yazdım abi. Dedim ki ölmek için sırasını bekleyen insanlar gördüm. Sağlı sollu bir aracın geçeceği 7-8 metrelik boşluktan sonra o kapı açıldı. Ben diyeyim 500, siz deyin 700-800 bin kişi sağlı sollu dizilmiş ve hepsinin hareketi şu. Oturmuşlar oturduğu yerde, çökmüşler dizlerinin üzerine. Bu şekilde bize bakıyorlar. Ama hiçbirinin gözünü açacak feri yok. Gerçekten ölmek için sıralarını bekliyorlardı. Ben hayatımda Afrika'nın 28 ülkesinde bulundum. Yoksullarla hemhal olduk. Her yerde dua aldık ve gittiğimiz her yerde yoksullar gördük ama ilk defa böyle insanlar görüyordum. Üzerinde kıyafet yok birçok kişinin. Çocuklar şeker çuvallarından, un çuvallarından üzerine delmişler, bir şey yapılmış ve onu o şekilde üzerlerine geçirmişler. O şekilde ayaklarında hiçbir şey yok. O şekilde hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Öğrendik ki iki tane su kuyusu var. 60 bin insan var. İki su kuyusu var. Götürdüler bizi bir su kuyusuna. Her 4 günde bir haneye, ki hanelerden nüfusu 6, 7, 8 olan var, 4, 5 olan da var. Her bir haneye 20 litre, orada bir tane eski püslü bir kovaya ip bağlamışlar. Onu indiriyorlar, onu çıkarıyorlar. Her bir haneye 4 günde bir 20 litre o rengi sapsarı olan çamurlu su geliyor o kuyudan. O iki kuyu da birini efendim Kızılay'ımız açmış. Yine birini de Türkiye'den bir sivil toplum kuruluşumuz açmış. Ve o kadar su ihtiyacı var ve karşılamıyor ki. İlk başta açıldığında kuyudan temiz su geliyormuş ama çeke çeke artık o kuyunun içerisindeki su birikintisi de ihtiyaca cevap vermemiş. Ve o insanların içmek için, temizlik için, yiyecek için, her şey için onu kullandıklarını ve o suyu, bildiğimiz çamurlu suyu içtiklerini gördüğüm zaman Allah'ım biz nereye geldik dedim. Kurbanlar kesildi, etler dağıtıldı. Yanımızda getirdiğimiz şekerlerimiz var. Hava çok sıcak. O coğrafyaya uygun olsun diye bu hani pazarda dökme olarak en ucuz olan bayram yaklaşıyor ya hani şekerler vardır ya. O şekerlerden götürmüşüz yanımızda. Çok sıcak olduğunda erimesin. Ağzınıza koysanız bir gün eriyip bitmez yani öyle. Yani kalitesiz bir şeker öyle söyleyeyim. O koşullarda o erimemesi için götürülüyor. Yanımızda balonlarımızı ve şekerleri götürmüşüz. Şeker ve balonları dağıtıyorum. Bütün çocuklar etrafımızda, bana da diyor tüm çocuklar. Bir 60-70 tane çocuğa, iki kişiyiz. Şekerleri dağıtıyoruz, balonları dağıtıyoruz. Bütün çocukların bir enerjisi var, bakışlarında bir heyecan var. Bir tane çocuk çok dikkatimi çekti. Tüm çocuklar kuru kara, bir yavrumuz. Yonokları şöyle tombul tombul, göbüşü hafiften böyle şişmiş. Böyle tatlı bir çocuk, tombul bir çocuk çok dikkatimi çekti. Açmış elini böyle garip garip bakıyor bana. Verdim bir şeker, bir tane de balon verdim. Fotoğraf makinem vardı boynumda, onu takip ettim. O gitti, ben takip ettim. Arkadan fotoğraflarını çekiyorum, gitti. O şekerin kenarlarını kıvırdı, açtı, ağzına koydu. Hayatım boyunca unutamayacağım o tebessümde bulundu. Koydu ağzına, dedi şöyle bana döndü bir tebessüm etti ki asla unutmam. O gitti ben takip ettim. Orada onların kabile dilini bilen, İngilizce anlaştığım Muhammed isminde ekibimizde biri vardı. Islık çaldı, Muhammed gel dedim. Muhammed de bana eşlik etsin ki eğer evine gidiyorsa ailesiyle konuşabileyim istedim onların diliyle. Gittik 20-25 adım sonra yüreğime ok gibi girecek o hareketi yaptı o çocuk. Gitti ağzındaki o şekeri çıkardı. Poşetini yere atmamış hocam. Tekrar gitti poşetine koydu. Kenarlarını kıvırdı, sımsıkı tuttu. Ve koşmaya başladı. Muhammed koş dedim, biz de onunla beraber koşalım. Çok duygulandım. Dedim garibim herhalde tadını çok beğendi. Şeker bitmesin diye onu tekrar kılıfına koydu.
bu bile nasıl nefsi bir bakış olduğunu, bunun bile nasıl nefsani aslında bir his olduğunu benim cihetimden olayın aslını görünce anladım. Efendim gitti çocuk, tabii ki ev, bark falan öyle bir şey, baraka bile yok. Ağaç dallarını yerlere batırmışlar, üzerlerine un çuvallarını, şeker çuvallarını, yırtık kumaşları birleştirmişler. Sal bile diyemeyiz, gölgeliklerde ancak böyle birkaç kişinin altında gölgelenebileceği bir yer. Bir bacımız ben yaklaşınca başında bir peçe vardı, o peçesini de indirdi. Böyle bir iffet abidesi. Selamun aleyküm dedim, rahatsız olmayın, biz sizin kardeşlerinizdiz, arkadaş tercüme ediyor. Nasılsınız, iyi misiniz dedim, elhamdülillah dedi. Hali pür melalleri neredeyse olan ağaçların da kabuklarını dahi alıp yemişler. Öyle vaziyet vahim, o kadar durum vahim, o kadar tehlikeli, sıkıntılı ki anlatamam. O vaziyetteyken dedim ki ne istersiniz, size burada ne yapalım? Bekledim ki bizi evler yapın, güzel yerlere yerleştirin, bizi buradan kurtarın demelerini. Ama o ablamız ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki öğlen ve ikindi namazı vakitlerinde öyle sıcak olur ki burada, beylerimiz cemaatle namaz kılarlarken şu tepede öbek öbek cemaatle namaz kılınır. Burası büyük bir kamp. Beylerimiz namaz kılarlarken sıcaktan dolayı güneşin altında bayılanlar olur. Allah için eğer yapabiliyorsanız buraya bir mescit yapın dedi. Düşünüyorum ya, ben hangi alemdeyim? Bu cennet terazisi cennetlikleri belirlerken kefeye bir tarafta bu bacımı koyduğunda ben hangi tarafta, hangi yüzde aynı cennete aynı şekilde talip olabileceğim ya Rabbi diye derin derin düşündüm. Tam o esnada o çocuk, takip ettiğim çocuk geldi. Hani o şekeri tekrar poşetinde koymuş, herhalde bitmesin diye koymuş diye hani kendimce tahminde bulundum, o çocuk ne yaptı biliyor musunuz? Gitti o gölgelikte yatan kendisinden küçük, saçı biraz uzun kız olduğunu anladım. Sonradan kız kardeşi olduğunu anladım. O çocuğa gitti, şekerin kenarını kıvırdı, açtı. Orada gölgelikte uzanmış olan kız kardeşinin ağzına koydu o şekeri. Maşallah sizin yavrunuz mu dedim, ne kadar tatlı. Annesi Muhammed'im dedi ve başladı ağlamaya. Üngür üngür ağlıyor. Ya soruyorum arkadaşa, ne oldu diyorum ya, niye kadın ağlıyor? Yani yanlış bir şey mi söyledin, ne çevirdin diyorum falan. Ablamız başladı anlatmaya. Bizden 3-4 ay önce oraya Türkiye'mizden yeryüzü doktorlarımız, Türk Kızılay'ımız gitmiş. O bölgedeki, o kamptaki, Sahır denilen bölgedeki, o mülteci kampındaki 60 bin insana ufak tefek böyle basit tedavileri uygulamışlar. Efendim temel ilaç ihtiyaçlarını karşılamışlar, muayene etmişler. Derdi sıkıntısı olana o anda işte yanındaki getirdikleri envanterlerle, işte efendim malzemelerle, ilaçlarla derman olmaya çalışmışlar. Muhammed'e bakmışlar, Muhammed'in bir rahatsızlığı var ama biz burada teşhis edemeyiz. Biz Muhammed'i başkent Encemene'ye götürmemiz lazım demişler. Götürdüler diyor Muhammed'imi ve bir hafta sonra geri getirdiler. Dediler ki Muhammed'in vücudunun tamamını kanser hücreleri kaplamış. Artık Muhammed için yapabilecek hiçbir şey yok dediler ve çok az da ömrü kalmıştır, Allahu alem ama çok az ömrü kalmıştır diye bana söylediler dedi. 3 ay önce bunu söylediler ve Muhammed'in o tombulluğu, o şişmanlığı, o göbeğinin şişmiş olması bu hastalıktan dolayı dediler. Biz oradan ayrıldıktan sonra oraya mescitler yaptırdık. Geldik, seferber olduk. Eşi, dostu, arkadaşlar aradık. Su kuyusu açılması için seferber olduk. 2 ay içerisinde oraya çok güzel, yani o koşullarda ayakta durabilecekleri şekilde desteklerde bulunduk ama haberini alamadık. Belki de o Muhammed'imiz bir melek olarak Rabbine canını teslim etti. Ben o fotoğraf karesini, Muhammed'le çekilen bir fotoğrafım var. Ben oradan döndüm ama tam 8 yıldır her an gözümün önünde. Her an tembelliğe, YS kapıldığımda her an o çocuk geliyor aklıma. Ve dünyanın dört bir yanında bu şekilde binlerce, yüz binlerce Muhammedler var. Ben tembellik edip Batılıların, Siyonistlerin, Amerikalıların bugün o fenli ilimlerle dünyanın dört bir tarafında sırf Müslüman olduğu için köleleştirdikleri, uçurdukları bir savaş uçağından attıkları 500 kiloluk, 600 kiloluk bir bombayla yok ettikleri yüzlerce kardeşimizi, kurdukları taşeron örgütlerle evinden, yurdundan ettikleri o kardeşlerimize ben derman olamadığım için, gücüm yetmesine rağmen aklımın yerinde, irademin, kuvvetimin, kudretimin buna yetebilecek seviyede olmasına rağmen tembellik ettiğim için Muhammedler yerinden, yurdundan ediliyor. En basit ilaçları alabilme imkanına sahip olamadıkları için şehit olarak, bir melek olarak Rabbine canını teslim ediyor. Bunun vebali ağırlığı, sorumluluğu üzerimde, Allah'ım ben nasıl durabilirim diye 8 yıldır bunu, abartısız söylüyorum, belki bine yakın
üniversitede, lisede, televizyon programında, radyo programında, yurt içinde, yurt dışında yüz binlerce kişiye anlattım. Sizler de şimdi şahit oldunuz. İşte dünyanın dört bir tarafında Muhammedler var bizleri bekleyen. Allah için sofralarımızda onları da yer ayıralım. Çocuklarımıza dünyada her gün 1 milyar insanın karnını doyurmadan aç olarak gözünü kapattığı, uyuduğunu unutmayarak hatırlatalım. Ve dünyadaki bu sömürü düzenine karşı Müslümanlar akıllı olur, uyanık olur, bir olur, beraber olur ve ayağa kalkarlarsa elbette adil düzen bir gün ama bir gün elbet, bugün olmasa da bizim çabalarımız, gayelerimiz, bu vesilelerimiz neticesinde inşallah Rabbimiz bir gün bunu mümkün kılar. O Muhammedlere selam olsun. Evet, Muhammed'i şöyle birkaç saniye ekrana getirelim isterim. Sağdaki yavrumuz kız kardeşi, soldaki de Muhammed. Rabbim onların davasına, onun mazlumluğuna sahip çıkabilmeyi bize nasip etsin inşallah. Amin. Evet hocam. Evet efendim, böyle bir diyor ki, hatıra vardı yüreğimde, aktarmak isterim. Men la yehtem bi emrina feleyse minna. Bizim işlerimize ehemmiyet vermeyen diyor. Bizim işlerimiz, gidişatımız, durumumuz, emir kelimesi o manaya. Feleyse minna, bizden değil diyor. Hayrun nas men yenfaun nas diyor. İnsanların ne hayırlısı? İnsanlara faydalı olandır. Allah razı olsun. Amin. Yani sizler gibi kardeşlerimiz, sizlere destek veren her yerde, dünyanın her bir tarafında, yani insana, hatta hayvana dahi hadis var. Herhalde 2-3 dakikamız var galiba. Hocam bitirmek üzereyiz. Son sözünüzü alabilirsek. Evet. Son sözümüz şöyle olsun. Hayrun nas men yenfaun nas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu, su gibi sahavetli, merhamette dolu ol diyelim. Eyvallah hocam. Birinize sağlık. Olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Şahabettin Topdemir abi, ayağınıza sağlık. Eyvallah. Şimdi Murat Bilet abiyle, ilahiyle bitireceğiz ama günün sorusunu doğru cevaplananları ve kazananları açıklayalım. Dedik ki bir işi başarmak için elinden gelen çabayı gerçekleştirdikten sonra Allah'a dayanıp güvenmesine insanın ne denir? Müminin tevekkül olacaktı doğru cevap. Evet. Doğru cevaplandıranlar arasından kitap setini kazanan izleyicimiz Merve Yücel, Muhammed Aydın, Yasemin İren oldu. Cami maketini kazanan izleyicimiz Ayşe Tuğba Yüksel ve Çocuk Ramazan setini de Ali Faruk Karabağ kardeşimiz kazandı. Kendilerini tebrik ediyoruz ve sözü Murat Velet'e bırakıyorum. Canlı bir ilahi dinleyeceğiz. Buyursunlar efendim. Sözüm var, diyemedim yanarım. Seni şöyle candan yar, sevemedim yanar. Sana bir çift sözüm var, diyemedim yanar. Benzersin bir ummana, gönül açıp rahmana. İçemedim yanarım, benzersin. İçimden kana kana içemedim yanarım, içemedim yanarım. Yanarım yanarım sultanım, bir defa Allah için yanamadım. Yanarım 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 sultanım, yanarım bir defa aşk ile yanamadım. Yanarım yanamadım, yanarım. Kokunun yok emsali, sanki cennet misali. Misali eremedim yanarım, kokunun yok emsali, sanki cennet misali.
boş histen, senin için nefisten geçemedim yanarım. Gönüldeki hevesten, içimdeki boş histen, senin için nefisten geçemedim yanarım. Geçemedim.